Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hel yenzurune. Onlar beklemiyorlar mı? İlla ancak bekliyorlar. Efendim. Neyi? En te'tiyehümül melaiketi. Meleklerin gelmesini bekliyorlar. Yani efendim Allah tarafından melekler gelecek de işte onlara hakkı anlatacak. Yani peygamberlerin yerine veyahut da peygamberle beraber. Veyahut da yetiye gelecek Rabbin. Veyahut da Rabbin gelmesini bekliyorlar. Bak öyle ki ev yetiye bazı ayet Rabbin veyahut da Rabbin bazı ayetlerinin gelmesini. Yani delilleri, azabın delillerinin gelmesini bekliyorlar. Evet. Yevmeye diye geldiği zaman bazı ayatı Rabbinin ayetlerinin bazı deliller, işaretleri geldiği zaman la yenfa fayda vermez nefsen bir nefse imanı imanlar fayda vermez. Evet. Lem tekun aminet iman etmemiş bir nefse önce o zaman yaptığı imanı bir fayda vermez. Min kabl önceden bak. Önceden iman etmemişse ona bir fayda vermez. Evet. Ev kesebet kazanmamışsa fi imanı hayran. İmandan bir hayır. İman ettin demiş ama öylece kalmış. Hiçbir şey yapmamış. Sadece iman etmek kalması da ona bir hayır sağlamaz demiş. Kul de ki intazuru bekleyin. İn efendim inna biz müntazuru biz de bekleyiz. Onlar diyorlardı ki işte peygamberimiz nasıl bu ölüp gidecek bekleyek diyorlardı. Allah Teala diyor ki sen onlara de ki bekleyin biz de bekleyin. Bakalım azap kimin başına gelecek? Felaket kimin sonu olacak diye söyledi. Evet. İnnellezine o kimseler ki ferragu dinem dinlerini ayırdılar ve kan oldular şeyan grup grup oldular. Mesela insanlar şimdiki gibi. Diyor ki bak leste minhum fişeyin sen onların hiçbirinden değilsin. O dinlerini ayıranlardan hiçbir gruptan değilsin sen. İnneme ancak emruhum onların işleri ilallah Allah'a kalmıştır. Yani onların emirlerini Allah Teala verecektir. Evet hükümlerini. Sümme sonra yünebbihim Allah Teala onlara haber verecek, bildirecek. Bima kânü yef'alûnü yaptıkların sonucunu Allah Teala onlara bildirecek demiş. Bu da Peygamber Efendimiz'de kıyametin alametleri ilgili bir şey var. Onu okuyayım. Ondan sonra devam edeyim inşallah. Resul-i Ekrem kıyametten önce olağanüstü olan olaylar meydana geleceğini haber vermiştir. Kıyametin büyük alametlerini diyebilen bu mucizeler şunlardır. Güneşin batıdan doğması, Deccal'ın gelmesi, konuşan bir hayvanın dabbetur az yerden çıkması, Yecüc ve Mecüc'ün yeryüzüne yayılması, bir duman duhan ortalığı kaplaması, dumanın çıkması, biri doğuda, diğeri batıda, üçüncüsü de Arap Yarımadası'nda olmak üzere yere batma olaylarının meydana gelmesi. Yani yer çökecek yere batma. Yemen'den, Aden'den bir ateşin çıkması ve Hazreti İsa'nın yeryüzüne inmesi olaraktan bunlar şey yapmış. İşte bunun için diyor Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Güneş batıdan doğmadan önce kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder demiş. İsa Aleyhisselam'ın gelmesi de var mıydı orada? Var, evet. Var, evet. Menca kim gelirse bil hasenedi. Kim iyilikle, yani kim bir iyilik yaparsa öyle diyelim. Felehu aşru emsal. Onun için 10 katı vardır. Allah tarafından. Ve menca bir seyyeti. Kim bir de kötülük gelirse veya da kötülük yaparsa fela yüce cezalandırılmaz. İlla misli. Ancak onun misli. Yani bir katıyla cezalandırır. Ve hum onlar la yüzlemine zulme uğratılmazlar. Evet. Kul de ki inneni ben hedani muhakkak ki beni diyelim hedani hidayet ederdi Rabbi. Rabbim beni hidayet ettirdi. Nereye? İlâ sıradı müslim. Dost doğru yoluna hidayetine beni yedirdi. O da nedir? Dinen bir din ki kıyemen. Ayakta olan gerçekli din milleti İbrahim'e. İbrahim'e Hanife. İbrahim Aleyhisselam'ı tek Allah'ı kabul eden efendim ayakta gerçekli olan Allah-u Teala'nın dinine doğru yoluna beni Rabbim hidayet erdirdi diye kavmine söyle. Ve mekanı olmadı yani İbrahim Aleyhisselam minel müşrik, o müşriklerden de değildi demiş. Kul de ki yine ben inne salati benim namazım ve nusuki bir de ibadetlerim işte diğer ibadetlerim ve mahya yaşamam ve memat ölümü lillahi rabbil alemin alemden Rabb içindir. Yani yaşamam da Allah içindir, ölümüm de ibadetlerim de onun için ona aittir. La şerike lehu ona ben ona şirk koşmam. Ve bizzalike böylece ümürtü ben emrolundum. Ve yani evvel Müslümanların bir efendim ilk olmakla emrolundum demiş. Şurada bir hadis var onu da okuyayım. Ondan sonra bitir. Evet. Peygamber şey Allah Teala bir kutsadı şöyle buyurmuştu diyor. Kim bir hayır isterse ona onun 10 misli vardır. Veya daha da artırırım. Kim bir kötülük isterse ona da onun misli vardır.
ya da tamamen affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak varırım. Kim bana hiçbir şey ortak koşmamak şartıyla dünya dolusu günahla gelirse ben kendisini o kadar mağfiret ile karşılarım demiş. Evet. 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 Dünya dolu günahla. Kul de ki e gayrallahi ebgi rabben. Allah'tan başka Rab mi arayacağım? Ve huve rabbi kulli şeyin. O her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka Rab mi arayacağım diye onlara söyle. Ve la teksübü kazanmaz kulnes. Bir nefis illa ancak aleyha. Kendi aleyhine kazanır. Yani bir kimse günah işlediği zaman kendi aleyhine işlemiş olur. Ve la teziru taşımaz vaziratun. Taşıyıcı vizra uhra. Başka bir kimse, başka bir kimsenin günahını taşımaz. Sümme sonra ila rabbikum. Rabbinize mercukum. Dönüşünüz. Feyunebbikum. O da size haber verecek. Bima kuntum fihi takdirin. O ihtilaf ettiğiniz konuların efendim hakkının doğrusunu size haber verecek. Ve huvellezi o Allah ki cealekum sıkıldı halaifel arz. Yeryüzünün halifeleri kıldı. Halife ne? Allah'ın adına Allah'ın işlerini takip eden. Ve rafa bazukum fevga bazı. Birbirinize de yükseltti, üstün kıldı. Ne olarak? Derece atın. Dereceler olarak üstün kıldı. Niçin kıldı? Diyeblevekum fima atakum. Size verdikleri imtihan etmek için. Verdikleri yani o yüceliği, yüksekliği sizin zevkinize vermedi. Ondan dolayı size ne yapacak? İmtihan edecek. İnne rabbeke sen Rabbin seriyli gabı. Azabı çok hızlı olandır, seri olandır. Ve inne yine o Allah Teala le gafur rahim. Elbette çok bağışlayan, çok acıyandır demiş. Şurada bir şey var. Onu da efendim diyor ki Peygamber Efendimiz şöyle açıklamış. İslam'da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır İslam'da. O çığırda yürüyenlerin sevabından da o kendisine verilir. Fakat onların sevabından bir şey eksilmez. Her kim İslam'da kötü bir çığır açarsa o kişiye de onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayrılır. Fakat onların günahlarından hiçbir şey eksilmez demiş. Evet. Sadakallahu'l-azim.